Düşün bakalım. Düşün Mehmet Emir Atağan, nasıl çıkacaksın işin içinden şimdi? Eğer bütün aklını eski sevgiline vermeseydin, biraz işinle gücünle uğraşsaydın bu kötü günlerin hiçbirini yaşamayacaktık. Hepsi senin yüzünden. İnsan özel hayatında bu kadar çalkantılı şeyler yaşarsa, işte iş hayatında da böyle tepe taklak olur. Kaç bakalım. Kaç bakalım, göreceksin sen. Kaç bakalım. Adamın karısı dün gece eve basmış. Hala utanmadan böyle yürüyorlar. Baksana geniş geniş. Yuva yıkıyor işte bunlar bacım. Boş ver be kuzum. Fesat insan bunlar. Ne yapacaksın? Torbadaki ağızlarını büzemiyorsun. İnsanoğlu işte. Hadi yürü. Komşu. Gelinciğin bir onuru bir şerefi vardı. İki paralık ettiler resmen. Bunların ardamarı çatlamış komşu. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne biçim konuşuyorsun? Size mi kaldı insanların namusunu konuşmak? Baksana işine. Gel kuzum gel. Uyma sen bunlara, boş ver. Duyma dediklerini. Senin anla gözün pak be kuzum. Ne uyuyorsun bunlara, boş ver. Dün gece olanlar çok çirkindi. Olanlar için özür dilerim. Tamam, ben unutmaya çalışıyorum Mehmet. Sen de unut. Nasılsa geçip gidecek. Pes diyorum size ya. Pes. Gerçekten pes. Size söyleyecek kelime bulamıyorum ben. Siz ne utanmaz insanlarmışsınız ya. Ne yüzü kızarmaz insanlarmışsınız. Siz benim söylediğim şeylerden dün hiçbir şey anlamadınız mı? Bir de utanmadan gelip burada bu kadar insanın içinde flört mü ediyorsunuz siz? Ya Fulya abla saçmalama, biraz yavaş ol ya. Aa. Sen karışma ya. Hem neyi savunuyorsun ki? Her şey gün gibi ortada. Ya siz ne kadar geniş insanlarsınız ya. Bu kadın benim kocamın parasıyla burada dükkanın başında duruyor. Bu kadın benim kocama metreslik yapıyor. Haberiniz var mı sizin? Senin seviyen ne zamandan beri bu kadar düştü? Sen düşürdün Mehmet. Sen düşürdün benim seviyemi. Sen insanlıktan çıkardın beni, iftihar et. Git buradan. Hemen git buradan. Baba, baba tamam. Gideceğim. Ama şunu da bilin, tamam mı? Bugün aile mahkemesine gitti. Bana yaptıklarınızı her şeyi belgeleriyle ispatlayıp mahkemeye sunacağım. Bu işten öyle kolay sıyıramayacaksınız. Herkes bu hasret denen kadının benim yuvamı nasıl dağıttığını görecek. Yeter artık be! Düş yakamdan! Sen kocanı kaybettiysen bu tavırların yüzünden kaybetmişsin. Ya. Yalanla, iftirayla hiçbir yere varamazsın Fulya. Elinden geleni ardına koyma, tamam mı? Yeter artık! Ay, ay, bravo. Çok etkileyici, Hasret. Bravo. Fulya abla ne oldu sana ya? Fişini mi çektiler? Kafama gitti sende, ne oldu? Senin yüzünden. Ne? Yani biraz da senin yüzünden. Allah Allah! Her şeyin sebeplisi de benim ya! Ne? Ne bakıyorsunuz ya? Hadi, hadi gidin dönerinize, köftenize, hadi! Hadi! Hasret! Mehmet ne olursun. Ne olursun gelme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.